Buzluktan çıkarttığım vişnelerle, bakın şöyle, bunlarla güzelce komposta yapacağım. Yaklaşık 2 kilo vişnem var. Üzerine 2 su bardağı şeker ekliyorum. Bu şeker miktarını biraz arttırabilirsiniz. Biz çok şekerli sevmediğimiz için bu şeker miktarını 1,5-2 su bardağı kadar ekleyeceğim. Gerekirse arttırabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını açacağım. Bir taşım kaynatacağım. Çok kaynatmadan. Sadece bir taşım kaynatıp ocağımın altını kapatacağım. Vişneleriniz çok don olduğu için isterseniz şöyle bir su bardağı kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Bir su bardağı su ilavesi yapıyorum. Bir taşım kaynatmak vişnemizin de böyle aromasını kaybetmemesine sağlayacak. Çok güzel bir kompozito olacak. Hadi bakalım. Soğuyan vişnemi şöyle güzelce süzüyorum. Aynı zamanda su ilave etmediğimiz için bir konsantre de oluyor. Hani bir şişeye doldurup sulandırarak da kullanabilirsiniz. Şimdi vişnemin suyunu güzelce süzdüm. Eğer konsantre olarak kullanacaksanız, hani bunu sulandırarak kullanacaksanız, hiç bu vişneleri sıkmadan önce şu tabandaki suyu güzelce şişelerinize doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şimdi eğer ben hemen içeceğim, hazırlayacağım, kullanacağım derseniz bunu güzelce üzerine vişnelerinizle beraber sıkabilirsiniz. Ben birazını ayırıp birazını sıkacağım. Vişne suyumun birazını ayırdıktan sonra güzelce bunları da sıkıyorum. Vişneyi güzelce sıktım. Şimdi buna hiç su katılmadan sıkılmış hali. Bununla bunu karıştırmıyorum. Çünkü buradaki vişnenin püresinin suyuyla tamamen karışırsa vişne suyunuzun rengi bulanıklaşabilir. Bunu şimdi ayrı bir kategoride kendi çapında, hani boşa vermeyeceğim, suyunu boşa vermeyeceğim. Çünkü gerçekten bunun da daha 2 bardak, 3 bardak daha vişne suyu çıkabilir. Bu konsantremin üzerine su ilave ediyorum. Vişne suyum hazır. Şimdi bunu da, bu sıkmış olduğum vişnemi de şöyle güzelce tenceremin içine ters çeviriyorum. Üzerine biraz su ekleyeceğim. Şöyle. O içindeki su da tamamen çıkacak. Güzel. Tamamen hiç boşa vermeden vişne suyumuz hazır olacak. Biraz da böyle kendini suya bıraksın vişne. Evet, bu hazır. Şimdi ben size buradan hazır olan vişnemizin suyunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir rengine bakın. Nasıl muhteşem bir renk olduğunu görmenizi istiyorum. Şöyle göstereyim ben size. Bakın nasıl güzel gözüküyor, değil mi? Hem çok koyu kıvamda, daha su ilave edeceğiz. Ve ne kadar güzel, ne kadar muhteşem bir renk. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, bunu da süzdükten sonra en son haline bakalım. Ne kadar koyu kıvamlı gözüküyor, değil mi? Üzerine de su ilave edeceğim şimdi. Bu konsantre. Tercihinize göre biraz daha sulandırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.